CSS dersleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok farklı 3 boyutlu bir resim galerisinin nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Seviyeyi bir çıta daha yukarı çıkarmayı düşünüyorum. Bunun için hazır ilk olarak dosyamın içerisine neler oluşturdum onları sizlere göstereyim. İnternetten arkadaşlar Unsplash denilen bir web sitesi var. Orada ücretsiz olarak insanların resimlerini yayınladığı ve sizlerin kullanımına sunduğu bir sitedir burası. Buradan bugünkü yapacağım programda sırf onları da onurlandırmak için isimleriyle beraber resimlerini kaydettim. Bir adet background aldım. Diğer de 8 adet resim aldım. Sonrasında roundabout için bir HTML, style için de bir CSS dosyası oluşturdum. Bu şekilde de zaten hazır kodlarımı koyuyorum buraya. Başlangıç kodlarım bunlar. Title'ıma, başlığıma roundabout slider image gallery dedim ki neyle alakalı yaptığımızı ve CSS dosyama da direkt geçiş linkimi verdim. Şimdi ilk yapacağım işlem ardı ardına divlerimi oluşturmak. 2 adet div oluşturacağım. Birinci divimi bundan sonra genelde İngilizce kullanmaya gayret göstereceğim. Şuraya bir H2 etiketiyle, hatta H1 de olabilir. H2 olsun. H2 etiketimizde yukarıdaki şu ismini alıyorum aşağıya arkadaşlar. CTRL-C ile. Daha sonrasında hemen ilk divi tagımı oluşturuyorum. Divimde sınıf olarak belirteceğim ilk klasım content ana klasım olsun. Ana klasımın ismine content ismini veriyorum. Geliyorum. İçeriye bir klas daha oluşturacağım. Bunu da resimlerim için oluşturacağım için divime klas ismi olarak content image diyeceğim. Daha çok böyle İngilizce isimleri kullanalım. Content image için bir adet sınıf oluşturdum. Daha sonrasında devam edelim ve resimlerimi figure taglarımın içerisine yerleştirmek istiyorum ki burada en çok bunu kullanacağım. Figure zaten yazınca otomatik olarak çıkıyor gördüğünüz gibi. İlk resmimi buraya alıyorum. Herhangi bir klasör içerisine resimlerimi koymadığım için direkt search'ümden resimlerimi alacağım. İlk resmim sırasıyla bakayım arkadaşlar. Hangi resimleri almak istiyorsam ona göre koymak istiyorum. Yerleştirmek istiyorum. Andre'yi alayım. Sonrasında diğerlerini alayım. Andre'den itibaren devam edeyim. İlk olarak Andre'yi alıyorum. Bunu çoğaltıyorum. Bir 7 adet daha CTRL-C ile. Geliyorum. Şunları hızlı bir şekilde yapalım. Kaç adet oldu? 2, 4, 6, 7. Bir adet daha attık mıydı aşağıya? Bunları da hizalamalarını düzgün bir şekilde yapalım. Andre'nin haricindeki bakalım neler var orada. Stevie varmış. Alalım. Evet. CTRL-Z ile. Alıyoruz hızlıca sıradaki isimlerimizi. Bakalım. Steve aldık. Aperin'i alalım. Aperin'i alıyorum. Diğerlerinde arkadaşlar videomu durdurup hızlı bir şekilde kopyalayacağım. Yalnız şurada şunu kaydedeyim ki şu figürlerimin hepsindeki hataları kapatalım. Şu şekilde. İlk figürümüzü hatalı yapınca hepsini kapatmamız gerekiyor. Bir dakika burada durduracağım ve diğer resimlerimi de ekleyeceğim arkadaşlar. İsimlerimi tek tek yerleştirdim. Resimlerimin isimleri nelerse burada görmüş oldunuz. Onları buraya yerleştirdim. Divlerimi oluşturdum. H1'imi oluşturdum. CTRL-S ile sayfamı kaydediyorum. Gelelim arkadaşlar. Sayfamızı çalıştırıyorum. Yeniliyorum. Resimlerimiz gördüğünüz gibi sayfama sıralı bir şekilde yerleştiler. Resimlerimizin hepsinin yerleşiminde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunları aşağıya indireceğim ve de kodumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yazmaya başlıyorum burada stil kodlarımı.
Yıldızımla ana kontentim için, ana sayfam için ilk olarak değerlerimi gireceğim. Geliyorum burada padding ve margin ayarlarımı her zamanki gibi sıfıra çekeyim ki sağdan soldan hizalama işlemleri sıfır olsun. Margin değerimi yine giriyorum sıfır olarak. Ve de burada bir box sizing belirleyeyim ki ileride bunu kullanacağım. Box sizing'ime de border box şeklinde zaten otomatik gördüğünüz gibi geliyor. Bunları ayarladım. Devam edeyim. En son kaydeder görürüz. Şurada sırayla ilk kontentim için, ilk kontentim için div class'ım için yazıyorum. Diyorum ki content yazacağım kodum %100 sayfayı bir kaplatayım bununla. Genişliğimi bir %100 alayım. Kontentimi %100 olarak alıyorum. Şu an için bu işimi görecektir. Devam ediyorum. Diğer kontentimle alakalı, imajımla alakalı işlemimi yapacağım. Onun için geliyorum. Nokta. Yine divimi açıyorum. Content img. Content img'mi yazıyorum. Ve de kodlarımı gireyim hemen. Burada da genişliğimi onun yarısı kadar %50 olarak alırsam işimi görecektir. Position'ıma da bir absolute verecek olursam daha güzel bir şekli alacaktır. Şimdi bunları CTRL-S ile kaydedeyim. Size ne yaptığımızı bir göstereyim. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi ayarlamaları kenara doğru sıfırladık. Yavaş yavaş işlemlerimize devam ediyoruz. Şimdi position'ımızı da verdikten sonra gelelim figür değerini, content img'nin. Img figür değeri için, yani şu değerimiz için arkadaşlar, bir genişlik yükseklik ayarları vereceğim. Aynı height olarak bunu %100 yapayım. Width olarak da %100 yapayım yine. Position'ımı absolute olarak veriyorum. Değerimi absolute olarak verdim. Buraya bir de content'imin img değeri için bir değer gireyim. Sonrasında da bir bakalım ne aşamaya gelmişiz. img'nin img değeri için, imaj için. Burada yazacağım işlem %100 genişliğini vermek. Sonrasında bu işlemlere eğer ki sayfamızda oturmadığını görürsek arkadaşlar değiştirebiliriz. CSS'de sonradan da müdahale edebildiğimiz için sıkıntı yok. Geliyorum, sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi resimlerimi üst üste bindirdim. Şu an sayfada tek resmin olması gayet doğal. Yani yaptığımız işlemlerin doğru olduğunu ve sıkıntısız bir şekilde ilerlediğimizi görüyoruz. Kodlarımızı yazmaya devam edelim. Şimdi content imaj figürümüzün bir konumda göstermiş olduğum nth height'ları için, çünkü döngü oluşturmak için bu lazım. Kodlarımızı yazalım. Nokta content img imaj, yani figür değerimizin nth child'ları için, şuradaki görmüş olduğunuz kodumuz için değerlerimizi yazıyoruz. Bu nth child'ım biri için arkadaşlar. Sırayla diğer resimlerim için de yazacağım. Bu kodumu açıyorum. Şu şekilde. Yan yana yazayım ki daha kolay olsun diye düşünüyorum. O yüzden transform değerimi giriyorum. Transform değerimi girdim. Ve de bu transform değerimi rotate ekseninde öncelikli olarak y değerimi alacağım. rotateY'ye bir değer vereceğim. Şimdi onu birazdan hesaplamasını size göstereceğim ama şurada 0 degrade'den başlayarak ilerleteceğim için mantığını görün istiyorum. Sonrasında translateZ ile alakalı işlem yapacağım. Şuradan geliyorum aşağıya translateZ'ye. Buna da bir değer vereyim. 300 piksel gibi bir değerim. Sonra bunu beğenmezsem 400'e falan da çekebilirim. Programın sonunda bu tamamen size kalmış. Bu şekilde bitiriyorum. Şimdi
Bundan bir 7 adet daha çoğaltacağım. CTRL-C diyorum. Şuraya geliyorum. Aşağıya. Enter'lıyorum. Buna 2 numara diyorum. Enter'lıyorum. 3 numara diyorum. Enter'lıyorum. 4 numara. Buraya 5 numara. Buraya 6 numara. Buraya 7 numara ve en son 8'i de atacağım. 7 numara. 8 numarayı da atıyorum. Bakalım sayılarda hatamız var mı? 8 numarayı aldım. Şimdi arkadaşlar rotateY değerimizi 360'a tamamlamamız lazım. Burada kaç adet değerimiz varsa sıfırdan başlayacak. Şuradaki değerim de 360 olacak. Aradaki değerleri kendimizin yazabiliyor olmamız lazım. Ben 60-60 çoğaltırsam büyük ihtimalle rotateY değerime geleceğim. Onun için 60, şurası 120, şurası 180, 240. Bakıyorum. 60, 120, 180, 240. Buradaki değerlerimizde bir hatamız var mı? Şuraya 300, 360. Demek ki bakın ilerlemede yine bir hata var. 60 değeri olmayacak. Daha farklı bir değer olacak. 45'i yazarım. 0, 45, 90, 135, 180 diye devam edersek yine onunla ilgili hemen bir değer hesabı yapayım. Eğer 8'de de tutturamazsak resim sayımı 10'a çıkartacağım. Evet, 360'ı 7'ye böldüğüm zaman sıkıntı çıkaracağı için arkadaşlar şuradan 8'e bölmek istiyorum. CTRL-C ile bunu bir tane daha çoğaltacağım. Ve buna 9. diyorum. Çünkü biri saymadığımız zaman şu kadar adımda benim 360'a ulaşmam lazım. Onun için tekli sayılarda küsuratlı çıkacağı için burada sıkıntı çekeceğim. Şuraya bir resim daha ekleyeceğim. Bunun çözümü basit. Anında müdahale edebiliriz. CTRL-C ile geliyorum buraya. Bir adet daha resim ekliyorum. Ve de orada zaten bende fazladan resimler vardı. Auron Free'yi de ekliyorum sayfama. CTRL-C ile kaydedeyim bu tarafı. Bunu da 9 yaptık. Şimdi 45-45 gidersem büyük ihtimalle sorunumuz çözülecek. 45-90. Şurası 135. Sonra 180. 215. 225 pardon. 225. Devam edeyim ondan sonra. Şuradan bu da 270 yapar. Burası 315 olur. Bu şekilde 9 adımda birinciyi saymadığımız zaman 9 adımda gelmiş oluruz. Bunu CTRL-S ile kaydediyorum. Sayfama kaydını yaptım. Sonrasında bir iki ufak değişiklik bakayım var mı yapılacak. Yok, şuraya artık animasyonlarımı yazmaya başlayabilirim. Content'im için. Content imajım için daha doğrusu. Bir sayfamda görelim resmimiz ne olmuş. Sonrasında devam edelim. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi resimler bu şekilde yan yana gelmeye başladı. Ayarlanmaya başladı. Bununla ilgili işlemlerimizi, kodlarımızı yazmaya şimdi devam edelim. Geliyorum. Şuraya arkadaşlar bir tane değer ekleyeyim. Content image'ıma, absolute'ümün altına animation'la ilgili. Animation. Bunu döner olacak şekilde rotar tarzında yazıyorum. 10 saniyede dönme işlemini yapsın. Infinite değeri yazayım bir de. Infinite. Bu da lineer olsun. Lineer olarak yazdık mıydı? Artık keyframe işlemime geçebilirim. Bunu CTRL-S ile yazıyorum. Aşağıya keyframes'ime için şuradan kendime yer açmaya başlayayım. Keyframes'imi buradan itibaren yazacağım. İlk keyframes'imi şuraya ekleyeyim. Keyframes ayarlarıma devam etmeden bir başlangıç yapmış olalım. Keyframes. Zaten otomatik kodlarım çıkıyor arkadaşlar. Yukarıda belirtmiş olduğum o rotar için. Rotar için yazıyorum. Keyframes'lerimi. Nereden olsun? From. Başlasın.
transform değerim rotateY'de az önce yazmış olduğum 0 dekten başlayacak. Daha sonrasında gelecek to nereye kadar, aynı şekilde transform rotateY'ye, bu sefer şunu kopyalayayım CTRLC ile 360'a kadar gelecek. Şunu 360 yapıyorum. 3600 değil 360. CTRLC ile kaydedeyim. Sayfamıza bir gelelim. Yeniliyorum sayfamı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş işlemimiz başladı. Bir hareketlilik oldu sayfamızda. Şimdi devam edeceğiz. Aşağıya indirelim bunu artık. Kodlarımıza bakalım yukarıdan itibaren. Birazcık ufaltma işlemine girelim. Onun için mesela şurada %100 demeyeceğim de buna bir değere çevireceğim. Buradan itibaren kontentimi örneğin 210 piksel gibi bir değer alayım. Sonrasında geleyim aşağıya. Kodlarımı yazayım. Perspektif atayım bir tane. Perspektif değerimi de 1000 piksel olarak değiştireyim. Şuraya yukarıya geliyorum. Margin değerimi yukarıya yazacaktık. Yukarıya margin değerimi yazıyorum. Otomatik olsun bu da. Margin değerim otomatik oldu. Position vereyim en son olarak. Hatta perspektiften önce verebilirim. Position'ımı veriyorum. Bu da absolute değil, relative olmasını istiyorum. Burada position'ımı relative olarak verdim. CTRL-S ile kaydedeyim. Aşağıya geliyorum. Genişliğim artık bunu da aynı şekilde %100'e çekeyim. Çünkü yukarıdakine işlem yaptığım için %100'e çekmem gayet uygun olur. Belirli bir değer verdiğim için. Position'ım absolute. Rotate değerim infinite 10 saniye linear. Buraya bir de transform style eklersem 3D şeklinde. Transform style diyorum. Burada çıktı. Preserve 3D'yi seçiyorum. Bu şekilde CTRL-S ile kaydedelim. Bakalım sayfamızda ne gibi bir değişiklik var. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş istediğim olayı yapmaya başladı. Şu şekilde resimlerim dönmeye başladılar. Ekranda dönmeye başladı resimlerim gördüğünüz gibi. Şimdi kodlarımızı yazmaya devam edelim. İndiriyorum aşağıya bunları. Şurada resmimizi biraz aşağıya almamız için bir margin top değeri gireyim ki bunu birazcık aşağıya almış olayım. Geleyim şuraya. Margin top için bir 50 piksel kadar aşağıya atarsam sayfamdan, yani yazımdan aşağıya, daha güzel görünecektir. Daha sonrasında şu aşağıda bir overflow değeri girsem position'ımdan önce ya da sonra fark etmez. Şuraya bir overflow giriyorum. Hidden olarak şeyi gizleyeyim. Değerimi CTRL-S ile kaydedeyim. Bakalım sayfamı bir daha yenileyelim. En azından biraz aşağıya gelmiş olur. Ve şu an saklamış olduğum sayfamda gördüğünüz gibi hidden değerimle aşağıda. Devam edeceğim bu işlemle. Şu değerimi de 100'e çekecek olursam yüksekliğimi ya da 150'ye, %100'den 150'ye çekeyim piksel olarak. Birazcık daha rayına otursun işlemlerim. Bunlar arkadaşlar ince ayarlar. İleri seviyede yapılacak ayarlar çünkü. Şimdi şu aralarda bir yere, herhangi bir yere, aslında imajdan sonra yazsam daha mantıklı olur ki sıralamayı bozmamış olurum. Şunu alayım CTRL-C ile. Şuraya CTRL-V ile kopyalıyorum ama bunların hiçbirinin bana gerekliliği yok. Ben sadece bir kod yazacağım. Content imajımın hover değeri için bir kod yazacağım. Hover'ım için yazıyorum ve diyorum ki burada animation, şu aşağılardaki arkadaşlar tekrar yazayım, animation tre play state, animasyonumun oynama durumu eğer ki ben üzerine gelecek olursam fareyle burada dursun. Ne demek o, hemen gösterelim. Geliyorum. Şu an animasyonum dönüyor. Üzerine geliyorum. Herhangi bir durma yok. Çalıştırıyorum. Üzerine geldiğim zaman bakın duruyor. Üzerine geldiğim zaman duruyor. Gördüğünüz gibi istediğim efekti sağlamış oldum.
Bu şekilde animasyonun üstüne gelince de durma işlemini sağladık. Şimdi indireyim aşağıya kodlarıma, yine devam edelim. Buradan yazmaya devam edelim. Şurayı birazcık açayım çünkü bununla ilgili bir iki işlem yapacağım. İlk olarak buraya bir transition değeri gireyim ki daha güzel, daha net bir şekilde işlerim hallolsun. Transition bütün hepsi için geçerli olsun ve de 300 milisaniyelik bir değer girişi yapmış olayım. Daha sonrasında bunun üzerine gelince hover'la alakalı bir işlem yapmak istiyorum. CTRL-C ile geliyorum şuraya, hover'ımla imajım için hover değeri giriyorum ve de hover değerime yine bir transform değeri geleceğim. Diğer değerim aynı kalacak. O yüzden şuraya bir transform giriyorum. Skala değeri olarak girmek istiyorum. Ve de skalam 1.2 gibi bir değer gireceğim. Ve bunu bitiriyorum CTRL-C ile. Şöyle bir kaydedelim. Sayfamıza gelelim. Gördüğünüz gibi sayfamı yeniliyorum. Bakın. Resimlerimin üzerine geldiğim zaman farkı görüyorsunuzdur. Resimlerimin üzerinde bu şekilde bir hareket işlemi vermiş oldum arkadaşlar. Daha da bir güzellik oldu. Yine devam edeceğim kodlarımı yazmaya. Bunu aşağıya indiriyorum. Fareyle üzerine gelince dikkatimi çektiği bir pointer değerim yok. Onun için şuraya bir kursör için bir pointer ataması yapayım. Yani üzerine geldiğim zaman pointer şeklinde işaret çıksın. Sonra figür değerim içinde bir box shadow kutuyla ilgili bir gölgeleme işlemi yapalım. Box shadow'umu yapayım. Bunun yukarıdan değeri 0 olsun. Piksel. Sırayla devam edeyim köşeleriyle ilgili değerlerimi. Aslında hepsine 0 değeri vereyim ve de sadece bir tanesine bir değer vereyim. 0. 0 piksel. Sonrasında buna da bir 20 piksel gibi bir gölge vereyim aşağıya doğru. En son değerime de 0 pikseli verdim miydi? Renk olarak da black'i seçiyorum. Siyah olsun. Shadow olduğu için. Burada da transition değeri gireceğim. Transition değerimi de aynı şekilde hepsi için 300 milisaniye gireyim ki birbiriyle uyumlu çalışsın. Bunu yazdıktan sonra bu figürümüzün, şu figürümüzün CTRL-C, bir de üzerine gelince hover için bir işlem yapmış olayım. Şurada iki nokta üst üste hover diyorum. Ve de açma işlemimi yapayım ki kodlar birbiriyle çakışmasın. Şu yukarıdaki ikisini kopyalayayım. CTRL-C ile. Yalnız buraya şuna 0 değeri gireyim ki box shadow'umla alakalı şu an için bir görmek istiyorum. CTRL-S. Gelelim, yenileyelim. Bakın şu an herhangi bir kutucuklar falan yok. Pointer'ım da değil. Yeniliyorum sayfamı. Bakın şu an etrafına güzel bir yukarıdan gölge verdik. Üzerine geldiğim zaman da pointer'ım çıkıyor. Bir güzel dönüyor. Aşağıdan da ayarlama işlemleri yaptım. Evet, şimdilik gayet güzel gidiyoruz. Kodlarımıza devam edelim. Yazım içinde bir ayar yapayım. Sonrasında da arka planımı verecek olursam büyük ihtimalle işlemimizi tam görsel olarak tamamlamış olacağız. Onun için yazım için yukarıya geleyim. Contentlerden önce şurada biliyorsunuz H2 etiketi tanımlamıştım gördüğünüz gibi. H2 etiketi için hemen açıyorum. Kodlarımı yazıyorum. Öncelikle bir font size belirleyeyim. Font size'ım tahmini bir 45 piksel olsun. Daha sonrasında font family ailemi belirleyeyim. Evet, font family ailemi belirliyorum. Buna da Verdana diyeyim. Daha sonrası text align'ımı, yazımı doğrultalayayım. Hizalama işlemimi. Center yapıyorum. Yukarıdan margin top'tan bunu bir 80 piksel bir aşağı alayım bakayım, eğer çok almış olursam tekrar o 80 pikselimi ayarlarım. Şu şekilde. Ve de renk olarak color şuradan aqua güzel duruyor. Uzun zamandır gözüme çarpıyordu zaten. Bir de yazım için bir gölgelendirme yapayım. Onu da text shadow'la yapıyoruz. Gölgelendirmeyi. Sağ sol 0 olsun. Piksel.
piksel, öbür değerimi bir 6 piksel, 5 piksel de olabilirdi. Hatta 5 piksel yapayım. 5 piksel yapıyorum. Rengimi de standart olarak black yapıyorum. Black değerimi yaptım. Bu şekilde bir kaydediyorum CTRL-S ile. Gelelim sayfamızı yenileyelim yazımızla alakalı. Gördüğünüz gibi sayfamızın ortasına da geldi. Güzel bir gölgesiyle beraber yazımıza gelmiş oldu. Son olarak arkadaşlar bir de background için bakalım resim indirmiş miydik? Bir background resmi indirmiştik. Şimdi ona bakalım. Onunla ilgili işlemimizi yapalım. Bunu aşağıya indiriyorum. Şimdi arka plan resmimi de buraya direkt hiç uğraşmadan yerleştireyim. Buraya da background image diyorum. Geliyorum. Ve de buradan URL seçeneğimi seçiyorum. URL'den gördüğünüz gibi background imajımı alıyorum. 2 nokta üst üste ile CTRL-S ile kaydediyorum. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arka plan resmim sayfama geldi. Bununla ilgili bir iki ufak ayarda yaptım mıydı? İşlemim tamamdır. Bunu aşağıya indiriyorum. Hemen background işlemlerime hızlıca devam ediyorum. Diyorum ki background size'ımı, bunu daha önceden denemiştim, 280 VH yapıyorum. Background repeat'imi de no repeat olarak seçiyorum, tekrar etmesin. Son olarak da position'ımı center olarak ortalayayım. CTRL-S ile kaydediyorum şu şekilde. Sayfama geliyorum arkadaşlar, yeniliyorum. Gördüğünüz gibi imajımla alakalı özelliğim sayfama geldi dönerli bir şekilde. Bakın burada da arkasına transparan bir şekilde arka planımla oynama özelliği de geldi. İsterseniz bunu siz tamamen kaybedebilirsiniz ama ben böyle daha güzel olduğunu düşündüğüm için kaybetmedim. Gördüğünüz gibi üzerine geldiğimde duran, büyüyen gayet güzel bir roundabout şeklinde, kavşak şeklinde, dönerli şekilde bir resim galeri efekti elde etmiş olduk. Bunu istediğiniz gibi sizler kodları kullanarak, kurcalayarak çoğaltabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.